Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle görüntüsüyle ilgi oda olacak çok lezzetli karpuz pasta tarifi paylaşacağım. Tam da sıcak yaz günlerine uygun nefis bir pasta tarifi. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle rondoya güzelce yıkayıp temizlediğimiz ıspanakları alalım. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip ıspanakları rondodan geçirelim. Dilerseniz haşlanmış ıspanak da kullanabilirsiniz. Toplamda 1 su bardağı kadar ıspanak püresi bu tarif için yeterli olacaktır. Şimdi karıştırma kabına 3 tane yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri alalım. Mikserle iyice köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Püre haline getirdiğimiz ıspanakları, 1 çay bardağı sütü, 2 su bardağı unu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek mikserle çırpmaya devam edelim. Kek hamuru tamamen karıştıktan sonra tart kalıbının tabanını ve kenarlarını sıvı yağ ile yağlayalım. Ardından hazırladığımız hamuru kalıba boşaltalım. Ben şu anda 26 cm çapında tart kek kalıbı kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir kalıbı da kullanabilirsiniz. Şöyle sallayarak hamuru kalıba iyice yerleştirdikten sonra 160 dereceye ısıttığımız fırında 45 dakika boyunca kekimizi pişmeye bırakalım. Bu sırada pastamızın kreması için 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişastayı bir tencereye alarak pişirmeye başlayalım. Kremamız koyulaşıp kaynamaya başladığında ocağı kapatalım. 1 yemek kaşığı tereyağını ilave edip tereyağı eriyinceye kadar karıştıralım. Pastamızın kreması da böylelikle hazır. Fırından aldığımız kek oda sıcaklığına geldiğinde üzerine bir servis tabağı kapatarak ters çevirelim. Hazırladığımız kremayı kekin üzerine boşaltalım. Bir spatula veya kaşık yardımıyla eşit bir şekilde yayalım. Kremanın üzerine kırmızı renkli herhangi bir meyveli sosu gezdirip kaşığın arkasıyla yine güzelce yayalım. Ben şu anda hazır orman meyveli sos kullanıyorum. Dilerseniz çilek veya frambuaz gibi kırmızı meyvelerle kendi sosunuzu da hazırlayabilirsiniz. Pastamız tamamen soğuduktan sonra üzerine karpuz çekirdeği görünümü vermek için damla çikolata serpiştirelim. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle kendisine hayran bırakacak nefis bir pasta hazırlamış olduk. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifle ilgili yorumlarınızı ve önerilerinizi her zaman bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.